Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, iyi akşamlar. Bunu konuştuk mu programındasınız? Medeniyet Şehri ve Fatma Şahin YouTube kanalı programında bunu konuştuk mu programındasınız değerli izleyenlerimiz? Biz bunu konuştuk mu dediğimiz ne varsa, herkesin malumu gündemimizde yer alan konuları masaya dökeceğiz ve ayıklamaya çalışacağız. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola agulaşı, yağ ile bal ede bir söz. Sözümüzü, kelamımızı etmeye geldik. Bunu konuştuk mu programımızın konu Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin bizimle beraber. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Çok güzel bir açılış yaptınız. Eyvallah, çok teşekkürler. Nasılsınız efendim, iyisiniz? Hamdolsun, çalışıyoruz, yoğun uğraşıyoruz. Allah sağlık, afiyet versin. Sağ olun. Nasıl geçiyor zaman? Nasıl geçiyor günler? İş çok. İş çok. Çok iş var. Şehir büyük. Hakikaten büyük şehirlerin sağlıklı büyümesi için daha da büyüyor. Bizim şehir emin olarak, şehir emin olmak çok büyük bir sorumluluk. Evet. İnsanların canı, malı, ailesi, inancı, aklı bize emanet. Rabbim de bize bunun hesabını soracak. Böyle baktığımız zaman çok iş var. Çok büyük bir sorumluluğun altındayız. O yüzden ekip olarak yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Evet. İşimizi sorumluluk, büyük bir sorumluluk olarak yorumlamak bizim omuzlarımıza da bir yük yüklüyor. Bizi daha ileriye atıyor aslında, değil mi efendim? Öyle, öyle. Yani sorumluluk bilinci. Her şeyde çok önemli. Bütün kurumlar için, ailede de böyle, bütün ilişkilerde böyle. Sorumluluk sahibi olmak ve sorumluluğun gereğini yapmak gerekiyor. O bakımdan önemli bir cümle. O cümlenin içini doldurmak ve onun gereğini yapmak için de ekip olarak yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Kesinlikle. Peki efendim, şimdi bir genel seçimi geride bıraktık. Genel seçimin en büyük vizyon sloganlarından bir tanesi Türkiye Yüzyılı'ydı. Evet. Türkiye Yüzyılı diyoruz. Siz genel seçim boyunca gece gündüz gece yarılarına kadar aktif olarak çalışmalarda bulundunuz. Programdan programa koştunuz. Şimdi bakanlık döneminizden bugüne kadar aktif siyasette yer alan ve iyi okuyan birisi olarak Türkiye Yüzyılı'nı nasıl yorumlarsınız diyeceğim. Ama onun öncesinde şimdi genel seçimleri geride bıraktık ve genel seçimleri okumak gerekirse Fatma Şahin genel seçimleri nasıl okuyor? Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin bize verdiği uyarıları dikkate alacağız elbette diyerek bir cümle kurdu bize. Siz nasıl okursunuz? Genel seçimler tatmin edici sonuçlar oluşturdu mu? Sahada şimdi her seçim nelerle önemli. Karşılaştınız? Bu işin yereli geneli yok. Her seçim çok kıymetli. Çünkü seçimin ruhuna inanmış, milli iradenin hakimiyetine güvenmiş bir ekibiz. Yüzyıllık Cumhuriyet tarihimizde bunu gerektiriyor. Öncelikle Cumhuriyetimizin 100. yılı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Cumhuriyetimizi kuran iradeyi, bütün silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bunun en önemli ne olduğunu bilen illerinden başındayız. Çünkü Gazi iliz. Çünkü 6317 şehidi olan, o kurtuluş 100 yıl önce kurtuluş mücadelesinde şehrin yarısının, şehit yarısının gazi olduğu, çok ağır bedellerin ödendiği bir 100 yıl önceyi yaşadı ecdat dedelerimiz. Bunun da en iyi örneği Panorama Müzesi'nde. Mutlaka hem bu şehirde doğan, bu şehre gelen, gaziliğin ruhunu, söz konusu vatansa, gerisi teferruatır diyen herkesin o müzeyi bir görmesi gerekiyor. Dolayısıyla her seçim önemli. Çünkü biz hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyoruz. Evet. Meclisimizde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milli iradenin hakim olduğu sonuçlarda sandık. Sandıkta daha kurarken, partimizi de kurarken isminden Adalet ve Kalkınma deyip nasıl kuracağız, kimlerle kuracağız, milletle birlikte kurmak ismini milletinin oluşturduğu partide de bizim tabii ki 22. yılımız. Bu da çok uzun bir süre. O dönemden beri ve 100 yıllık Cumhuriyet tarihimize baktığınız zaman çok partili hayata geçtiğimiz andan itibaren bu millet sandıktan çıkan sonucu özümsemiş bir millet, demokrasiyi özümsemiş bir millet, katılımıyla bunu gösteriyor. Bu milletin yöneticileri de demokrasiden çıkan sonucu
başımız gözümüz üzerine değil, ne sonuç çıktıysa da bunun gereğini yapan bir iradeye sahip. O yüzden bir 15 Temmuz yaşandı. 15 Temmuz'un yaşanmasının darbe yapan irade yine milli irade. Kardeşim, yöneticimi ben seçerim, ben belirlerim. Bunun sandıktan çıkan sonuca göre sen karar vereceksin. Artık bu memlekette darbelerle bu memleket yönetilmeyecek dediği bir duruştur o da. Millet iradesi. Aynen, milli irade. Dolayısıyla bu işin geneli ise yerel yok. Genel de şu andan çok önemli. Çünkü genel olmazsa yerel olmuyor. Genel bir duruş, genel bir atmosfer, güven ve istikrar ortamının tesis edilmesi, genel ihracatın, istihdamın, üretimin, yatırımın önünü gördüğü bir sonuca gitmesi gerekiyor. Elbette çok zor bir dönemden geçtik biz. Biz her dönem, her seçimde bu seçim çok önemli, bu seçim çok önemli dedik. Bu sefer vallahi billahi tillahi dedik, bütün yeminleri dedik, en zorunu geçirdik. Çünkü hakikaten önce bir korona, daha doğrusu 17-25'te başlayan süreç, arkasından 15 Temmuz, darbeden çıkıp güvenlik meselesi, işte Fırat Kalkan hareketi, sınırlarımızda yaşanan kaos, bunun ülkemize ve şehrimize etkisi. Buradan tam çıkarken büyük bir korona, Dünya Sağlık Örgütü'nün hakikaten çok büyük sorunlar yaşadığı, bütün dünyada sağlık sisteminin çöktüğü bir koronayı yaşadık. En az zararla toplumumuzu buradan çıkarmamız gerekiyordu. Tam buradan en az zararla sosyal yardım, sosyal güvenlik, sağlık altyapımızın güçlü altyapısıyla en az zararla çıkarken, bu sefer dünyanın en büyük kara depremiyle karşı karşıya kaldık. Bu kadar zorluğa, bu kadar sıkıntıya rağmen milli irade tecelli etti. Ve AK Parti'nin 5 yıllık sürecinde yeni bir bismillah'a milletimiz izin verdi. Evet. Güven oyu aldı diyebilir miyiz? Evet, yani bu önümüzü görmek. Oy veren de oy vermeyen de o gün sabah kendini daha güvende hissetti. Bu çok önemli. Cumhurbaşkanımız da her balkon konuşmasında oy verenin de oy vermeyenin de Cumhurbaşkanıyız diyor. Biz de her seçim sonrasında, yerel seçimlerde biz belediye başkanı olarak da biz herkesin, ama herkesin, doğan herkesin bu topraklarda, bütün hemşehrilerimizin belediye başkanıyız diyoruz. Seçilirken elbette bir partiden seçiliyoruz ama seçildikten sonra herkesin belediyesi olmak, adaletli olmak, herkesle eşit mesafede olmak ve eşit hizmet yapmadan sorumluyuz. Evet, evet. Böyle baktığımız noktada Türkiye yüzyılı hem Cumhuriyet'in 100. yılı bakımından, Cumhuriyet kuruldu 100. yılını tamamladı. Yüzyıl çok çok önemli ülke hafızasında. Çok önemli Türkiye yüzyılı, yeni yüzyılın başlangıcında Türkiye yüzyılı nasıl olacak? Hangi alanda Türkiye yüzyılı olacak? Ölçülerimiz ne olacak? Bunların hepsi açısından önemli bir kelimeydi. Türkiye yüzyılının içini doldurmak gerekiyordu. İçini doldurmak da Türkiye yüzyılında aslında dünyadaki zamanın ruhunu iyi okumak gerekiyor. Türkiye yüzyılına göre önceliğini nasıl belirleyeceksin? Dünya nereye gidiyor? Bilgi teknoloji çağı dedik, bilgi ekonomisi dedik. Bilgi dediğin şey beşeri sermaye. Aslında Türkiye yüzyılı insanlığın yüzyılı. Türkiye yüzyılı beşeri sermayenin yüzyılı. İnsana yatırımın yüzyılı olarak bismillah deyip ya, başladı. Yani Türkiye yüzyılı dediğimiz, geride bıraktığımız yüzyıldan ders alarak çağın gereklerine uygun bir şekilde yeni bir yüzyıl inşa etme projesidir. Aynen öyle. Aynen. Böyle mi diyebiliriz? Çok güzel tanımladık. Evet, aynen öyle. Çünkü insan kolay yetişmiyor. Bir Çin atasözü var benim çok kullandığım. Bir yıllık hedefin varsa pirinç ek diyor. 10 yıllık hedefin varsa ağaç dik. 100 yıllık hedefin varsa insan yetiştir. Evet. Cumhuriyet 100 yıllık hedefiyle insanlığı yetiştirdi. Türkiye 100 yılı buradan çıkardığı derslerle insan yetiştirmeye devam edecek. Evet, evet. Peki efendim, siz bir konuşmanızda İzzet Bey de evde her gün şu konuşmalar oluyor. Bu yarın çok önemli bir toplantım var. İzzet Bey de diyor ki, sizden konuşmalarınızda şahit oldum. Kaç yıldır işe gidersin? Her gün en önemli toplantı. Her gün çok önemli toplantı. Bu bakışla mı bakıyorsunuz
hayata. Yani... Ya ama Turgut devam ediyor aslında. Evet. Hem çok güzel hem çok zor. Bugün çok önemli diye kalktığımda bugün çok önemli. Bugün ya her gün mü önemli olur? Bugün çok önemli şu bak. Her gün önemli olması için bir neden var. Evet. O yüzden evet. Şimdi arkadaşlarla bugün toplandık. Bu yaz çok önemli. Evet. Şimdi daha önce dedim bu Ramazan çok, çok önemli. Bu seçim çok önemli. Her şey çok önemli. Kesinlikle. Çünkü insan çok kıymetli. Kesinlikle. Peki efendim Gaziantep modeli diyoruz. Evet. Konuşmalarınızda yine sıkça yer verdiğiniz, çalışmalarınızda bir model oluşturduğunuz, ismine de Gaziantep modeli dediğimiz bir model var. Evet. Şimdi Gaziantep modeli pratikte nasıl karşılık buluyor? Bunu nasıl tanımlarsınız? Gaziantep modeli ne demek? Aslında şöyle, medeniyet şehri Gaziantep'in ne anlama geldiğini tanımlıyor Gaziantep modeli. Çünkü biz sayıyoruz, sanayi şehriyiz, gastronomi şehriyiz, sayıyoruz, kültür şehriyiz, sanat şehriyiz. Ama bizi, bu bütün bizi yapan şeylerde biz bir medeniyet şehriyiz. Evet. Bizi biz yapan bir medeniyetten geliyoruz. Evet. Dünyanın en eski coğrafyasındayız. Mezopotamya'dan Doğu Akdeniz'e açılan kapıdayız coğrafi olarak. Evliya Çelebi'nin şehri Ayintab-ı Cihan dediği, dünyanın göz bebeği dediği, bütün coğrafyaların, bütün medeniyetlerin en güçlü dönemini yaşadığı bir aksdayız. Bu medeniyet şehrinde Roma döneminden tutun, işte Osmanlı dönemine, İslam medeniyetinin en güzel dönemi buralarda yaşanmış ve her biri büyük bir iz bırakmış. Burası bir ipek yolu, kalkınma yolu olmuş. Burada medeniyetimizde dili, dini, mezhebi, cinsiyeti ne olursa olsun birlikte iş yapmış. Kız alıp vermiş, ticaret yapmış. Sofranın zenginliği de bu medeniyetten geliyor. Evet, evet. Her medeniyet başka bir şey bırakmış. Dolayısıyla bizim medeniyet şehri Gaziantep, Gaziantep modeli birlikte iş yapma modeli. Birlikten kuvvet doğar, birlikte rahmet var modeli. Bu ne demek? Birlikte iş yapma modeli. Söyleyecek sözü olan herkese yola gitme modeli. Dolayısıyla biz böyle baktığımızda kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi geride bırakmadan, bunu şu anda dünya kapsayıcılık diyor. Kucaklayıcı. Evet, kucaklama ve kapsayıcılık. Şimdi biz OECD'nin şampiyon şehrindeyiz. Beni geçen hafta Brüksel'e OECD belediye başkanlarına çağırdıkları zaman işte şampiyon şehirlerde sürdürülebilirlik konusu, sürdürülebilir kalkınma. Tamam, sürdürülebilir kalkınmaya diyorlar ki kapsayıcılık ve katılımcılığı da içine koymanız lazım. Bu şehirde kapsayıcılık ve katılımcılık, ötekileştirmeden, kimseyi geride bırakmadan birlikte yol gitme. Biz Gaziantep modelinin bu şehirde böyle bir modeli olduğuna inandık. Bunun gereğini yaptık ve bunun gereğini yaptığımız için de bütün şartlara rağmen, bütün olumsuzluklara rağmen. Az önce saydığınız zorluklara rağmen. Ya şimdi dünya çok zor dönemden geçti. Türkiye daha da zordan geçti. Gaziantep. Gaziantep de en zorundan geçti. En zorundan. Çünkü sınır, serhat il olmanın tabii. Bütün dezavantajlarını yaşadık biz. En ağırını yaşadık. Çok rahat malzeme üretebilirsin. Çok rahat topluma verdiğin sözü yerine getirme konusunda neden yapamadığını anlatabilirsin. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibi olmak demek her şartta eser bırakmak demek. Karıncalar gibi çalışıp dev eserler bırakmak demek. Çünkü hepimiz faniyiz. Bugün varız, yarın tabii, yokuz. Tabii. Arkada ne bıraktığın çok önemli. Arkada iz bırakanlara baktığında işte bugün kitaplarını okuduğumuz İzzet Begoviç'inden tutun, evet, evet. Hayırla yad ettiğimiz Bilge Krallar, bugün yok ama Bilge Krallar'ın kitapları hala bize yol gösteriyor. Evet, kesinlikle. Dolayısıyla buradan bakmak gerekiyor. Arkada iz bırakacak işler yapmak gerekiyor. Bunun gereğini yapmak gerekiyor. O yüzden bizim bu şehir adına biz hemşerilerimizden çok razıyız. Bütün eksikliklerimize, bütün zorluklarımıza, bütün, çünkü iş yaparsan hata da yaparsın. Tabii. Sıfır iş sıfır hata derim ben hep. Evet. Hiçbir şey yapmayalım, duralım, hata da yapmazsın. Ama iş yapmaya çalıştığında, çabaladığında her aldığın kararın bir yan etkisi oluyor. Kesinlikle. Sahnede olan düşmeye de taliptir. Evet, ama burada toplum senin gayretini ve samimiyetini görünce yaptığın hataları da affediyor. Evet. Bu toplum çok
arif ve büyük bir toplum, büyük bir millet. Çıkardığı sonuç, sandık yansımaları da bunu bize gösteriyor. Türkiye modeli böyle bir model. Gaziantep, Türkiye yüzyılının Gaziantep modeli de böyle bir model. İnşallah bu Gaziantep modelini bir dünya modeline dönüştürdüğümüzde sosyal adalet, sosyal barış temin edilecek. Zenginle fakir arasındaki fark kapanacak. Çevresel kalkınma, insani kalkınma daha güçlü olacak. Cumhurbaşkanımız da onu dünya beşten büyüktür, daha adaletli bir dünya mümkündür. Bu modelle gerçekleşecek. Biz buna inanıyoruz. Evet, evet. Peki Gaziantep modelinin önemli dinamiklerinden birisi İstanbul'a uğurladığımız Davut Gül valimiz. Evet. Beraber burada çok güzel, güzel işlere imza attınız. Çok güzel çalıştık. Artık yeni İstanbul valimiz oldu. Evet. Şöyle Davut valinden önce biz Ali valimizle çalıştık. Makamlarda uyum çok önemli. Güven çok önemli. Biz Ali valimiz buradayken işte bir Cegaplus, bir Kına Gecesi patlaması. Evet, evet. İşte bu Fırat Kalkanı, güvenlik koridoru. Çok sıkıntı yaşadık. Orada güvenlik ve emniyet üzerine çok yoğun çalıştık birlikte. Biz lojistikçiyiz. Şunu gördüm, şehir emniyette ve güvende değilse başka hiçbir şey konuşamıyoruz. Tabii tabii. Hakikaten Cumhurbaşkanımızın o aldığı kararlarla, Milli Güvenlik Kurulu, Fırat Kalkanı, bizim güvenlik koridorundaki lojistik desteğimiz, orayı yaşanabilme noktasında bir noktaya getirince Davut Vali geldi. Ali Valimiz, Bakanımız İstanbul'a gitti. Davut Vali ile çalışmaya başladık. Hem çok çalışkan, hem çok mütevazi, hem de çok uyumlu. Bu karşılıklı kurumlar arası güveni sağlıyor. Bir de valinin koordinasyonunda yaptığımız her işte bir berekete dönüşüyor. Evet. Hakikaten 100. yıl yüz hayırsever dedi Vali Bey. Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'da yüz hayırseverle ilgili bir toplantı yaptı. 132 hayırsever geldi. Olağanüstü bir şey. Kesinlikle. Yani bir taraftan devlet sana eğitim şehri Gaziantep diye okul yapıyor. Ama bir taraftan da bu şehrin hayırseveri, bir taraftan sanayide aşı ekmek üretiyor. Tabii, tabii. Geriye kalan, elinde kalanı da zekat fonundan fonluyor seni. Evet. Bu çocukların hiç tanımadığı, bu şehrin çocukları için hastane yapıyor, okulu yapıyor, cami yapıyor, sağlık ocağı yapıyor, sosyal tesis yapıyor. Bu olağanüstü bir şey. Evet. Ya evet. Osmanlı'da model de bu değil miydi efendim? Evet. Yani güçlü bir devlet yapısı ama vakıflar tarafından, yardımseverler, hayırseverler tarafından sürdürülen faaliyetler. Doğru. Yani güçlü devlet yapısının yanında hem de hayırsever ve yardımsever, yani vatandaşa yansıyan eylemlerle oluşan faaliyetler. Aynen. Şimdi dediğinize göre Gaziantep modeli ve Türkiye yüzlü aslında birbirine benzeyen yapılar. Doğru. Halkla kucaklaşmanın yanında kurumlar arası da iletişim ve uyumlulukta kapsayan bir model. Doğru. Değil midir efendim? Şimdi bu işin %80'i iletişim, %20'si teknik. Bu %20 başarıda, %20 teknikte birimler arası koordinasyonu çok iyi sağlaman gerekiyor. Biz mesela GAGEV diye, Gaziantep Geliştirme Vakfı, valimizin başkanlığında toplanıyorduk, vakıf medeniyetinden geliyoruz. Evet, İçindeki bütün oto başkanlarımız, şehrin hayırseverleri, o GAGEV'in, Gaziantep Geliştirme Vakfı'nın üyesiydi. Oradaki ne konuşuyorduk? Bu memleketin nasıl eğitim şehri, spor şehri, nasıl kültür ve sanat şehri olacağının neye ihtiyacımız var? Neye ihtiyacımız var? Eksiğimiz burada? Ne? Ne? Devletten ne istiyoruz? Yerelden ne istiyoruz? Sivil toplumdan ne istiyoruz? Kim ne yapacak? Bu bir koordinasyon işi. Evet. Biz buradan bu raporları çıkarıyorduk. Ankara'ya gidiyorduk. Ankara'da da sorunla gitmiyorsun. Sorunu nasıl çözeceğinle gidiyorsun. Çünkü damdan düşen masada ve sana çözüm üretiyor. Çok kıymetli bir şey. Evet. İnsanların tecrübesi. Şimdi senin kendi uzmanlık alanında ben senin kadar bilebilir miyim? Ama benim seni iyi dinlemem gerekiyor. Benim bu şehirde sanayici kadar bilebilir miyim? Ama sanayicinin masada olması gerekiyor. Kültür sanat, kültür dünyasının masada olması. Spor adamının masada olması gerekiyor. Yani herkesin, uzmanların masada olduğu bir sorun var ama bunu nasıl çözeceğiz? Burada nasıl koordinasyon sağlayacağınız dediğiniz model aslında bunun da bir kurumlar arası koordinasyonu
temin etmek gerekiyor. Gerisi de bunu toplumla iyi anlatmak lazım. Bu da iletişim. Hele bizim gibi malzemesi insan olan, sosyal sermayesi insan olan şeyde insana yapılanı iyi anlatmak, yapılmayanı da niye yapılmadığını iyi anlatmak gerekiyor. İşte bu da bu mekanizmanın birer parçası. Biz o yüzden bu şehirde bu modeli oluşturduk. Ali Valim'le çalıştık. O İstanbul'a geçti. Şu an bakanımız. Evet. Biraz önce konuştuk. Bayramın ilk günü dedi. Deprem bölgesine geleceğim. Bayram namazını orada kılacağım. Biz de buyurun Sayın Bakanım dedik. Sağ olsun onun da çok emeği var. Davut Valim'in de çok emeği var. Geride ne bıraktığın çok önemli. Arkada şu dönemin bakanı, şu dönemin valisi, şu dönemin vekili. Arkada ne bıraktın? Biz valilerimizden çok razıyız. Çok güzel çalıştılar. Zaten marifet iltifata tabi. O güzel çalışınca da yeniden o yükselme makamı devam evet, ediyor. Kesinlikle öyle. İstanbul dediğin olağanüstü bir şehir. Tabii. Şehirlerin anası. Kültürün, Avrupa kültürün başkenti. Böyle bir yerde yönetici olmak, valilik olmak da çok büyük. Vali makamı da. Onlar da hakkını veriyorlar. Toplum da hakkını vereni seviyor. Kesinlikle. Peki. Efendim izleyici sorularına geçeceğiz buyurun. ama arkadaşlardan izleyici sorularını hazırlamalarını rica ediyorum. Buyurun. Ben şimdi popülist buyurun. Bir soru sormak istiyorum öncesinde buyurun. Size. Bu bahsettiğiniz mevzuyla ilgili. Şimdi yüksek bürokrat olmanın yolu, işte İstanbul'da vali olmanın yolu Gaziantep'ten geçer diyor halk. Yani iyi iş çıkarırsan burada yüksek bürokrat olabilirsin diyorlar. Bunu nasıl yorumluyorsunuz efendim? Aslında şehir insan üretiyor. Evet. Şehir bir mektep. Bu şehirde insan üreten bütün Türkiye'de dikkat çekiyor. Eskiden çok güzel işte Enderun gibi mektepler, şehirler vardı. Evet. Orada iyi yetişince mekanizmalar açılırdı. Bu şehirde bir mektep, bu şehrin 2 milyonu öğrenci ve biz onlardan çok şey öğreniyoruz. Hakikaten böyle bir şey oluştu, böyle bir sinerji evet, oluştu. Evet. Bundan da ziyadesiyle mutluyuz. Güzel bir şehir, insan yetiştiriyor, yöneticisine sahip çıkıyor. Yöneticisini seviyor, kendinden biri yapıyor. Her giden yüksek bürokrat, her kademede olursa olsun buradaki günleri onların en güzel günleri oluyor. Evet. Ailece evet. de, çocuklarıyla da. Güzellikle yad ediyorlar. Evet, çok şükür. Yani Gaziantepliler de bu durumdan gururlu. Çok efendim. Şükür. Yani... çok şükür. Peki, izleyici sorularımıza geçelim. Yaz okulları çalışmalarınız çok başarılı, tebrik ederiz. Umarız kontenjanlar talebi karşılar, demiş izleyicimiz. Şimdi yaz okulları çok önemli çünkü... Değil mi? Yaza giriyoruz. Bir de koronadan çıktık. Tam toparlanırken büyük bir deprem yaşandı. Burada eğitim hayatının kalifikasyonun geriye gitmemesi gerekiyor. Kışın o işte aşırı koronanın getirdiği eve kapanmalar, güvenli okul, evet, evet. Bu yaptığımız çalışmalarda bakanlığın en önemli uygulamalarını biz burada hayata geçirdik. Şimdi tabii doğal bir afet yaşayınca yine eğitim etkilendi. Ama çok hızlı normalleşmemiz için okullar başladığında bu yaz okulları tam bir eğlenme, dinlenerek eğlenme ve öğrenme yeri. Değerler eğitimi de almak istiyorsan var. Spor şehri Gaziantep'te taramalar yapıyoruz çocuklarımıza. Bu çocuğun hangi spor dalına yeteneği varsa ona altyapı hazırlıyoruz. İşte yüzmek isteyene yüzme, basketse basket, hangi de tenisse tenis. Ciddi bir altyapı hazırladık. Bu çocukların kültür ve sanatta kendini yetiştirmesini istiyorsak o altyapıyı da hazırladık. Yaz okulları çok önemli. Mutlaka bütün annelere, babalara sesleniyorum. Yazın çocuklarımızı dinlenerek, eğlendirerek okulun yeni sezon okula hazırlamaları gerekiyor. Biz de büyük bir altyapı hazırladık yaz okullarımızda. Gazmekler de var mı? Gazmekler de var. Bütün bölümlerimiz. Gazmekler'de, spor bölümünde, değerlere, her daire başkanlığı kendiyle alakalı konuda çocuklarımızda çocuk kütüphaneleri var. Yani çok güzel çalışıyorlar. Şimdi bebek kütüphanesi açıyoruz. Bu da ihtisaslaşmış evet. bir alan. Hamile bir annenin daha bebek karnındayken, bebeğin ilk doğumunda onun kütüphanesini açıyoruz. Çünkü bilim dünyası yeri çok geç diyor.
ilk 7 yaş çok önemli. Biz hayatın her alanında hem bakanlıklarımız gereğini yapıyor ama alan o kadar geniş ve büyük ki her şeyi bakanlıktan beklemeden de biz her türlü desteği veriyoruz. Dolayısıyla yaz okulları mutlaka önemli ve mutlaka gitsinler. Eğer eksik bir kontenjan olursa biz onu çoğaltırız. Peki. Yazımız aktif geçecek. İnşallah. 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 Başkanım, yurt dışı gezilerinizi görüyorum sosyal medya hesaplarınızda. Geçen hafta gitmiştiniz. Evet, evet. Bu gezilerin şehrimize nasıl katkıları var demiş. Şöyle, bir iddianız varsa, çünkü yerelde kendin pişirip kendin yiyebilirsin. Hı hı. Biz kendimizde ne kadar iyiyiz deyip durabiliriz ama biz iddialı bir şehiriz. İddialı şehrin uluslararası alanda da sesini duyurması İddiası gerekiyor. İddiası olması lazım. Evet. Şimdi mesela biz EBRD dediğin ne? Avrupa İmar Yatırım Bankası. Biz EBRD'nin yeşil şehri olduk. EBRD'nin yeşil şehri olman için senin ulaşım master planı, imar master planı ile birlikte iklim master planı yapmış olman gerekiyor. Biz 2014'te yaptık. Evet. 2014'te de ne bu kadar küresel ısınma vardı, ne bu kadar yangın, sel felaketi vardı, ne bu kadar da dünya bunu konuşuyordu. Paris Anlaşması imzalanmamıştı. Şu anda devletler arasında da bir duruş var. Ya küresel ısınma var, su yönetimi çok hayati, su savaşları başlayacak. Evet, evet. O zaman şehirleri yeşil şehir yapmalıyız. Biz o zamandan başladık. Ölçümledik. Toprağı, suyu, havayı kirleten unsurları belirledik. Bunu önleyici tedbirlere dönüştürdük. Kirletmemesi için ne yapmak lazım? Toprağın kirlenmemesi için ne yapmak lazım? Havanın kirlenmemesi için. Havanın kirlenmemesi için doğalgaza, işte otobüslerimizi, filoları gençleştirdik, doğalgazdan dönüştürdük. Her türlü çalışmayı yapınca iyi bir yerdi. Dedi ki ben Gaziantep Büyükşehir'in yaptığı çalışmalardan dolayı onu yeşil şehir yapıyorum. Hı. OECD kalkınmış olan bütün şehirlerin, bütün ülkelerin güçlü belediyeleri. Bu belediyelerin içerisinde G20'deki ülkeler de var. Beraberinde kalkınmakta olan ülkeler de var. Bu ülkelerin içerisinde iyi belediyeci örneğini kim gösteriyorsa onu davet ediyorlar. Bu çok onurlu bir şey. Evet, evet, Bu Fatma Şahin mesele değil, bu Gaziantep. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak davet ediliyoruz. Gaziantep'te yapılan çalışmaları bizi can kulağıyla dinliyorlar. İşte mesela şu anda bu gittiğimiz meselede en önemli meselelerimizden bir tanesi bütün dünya göçü konuşuyor. Evet, evet. Göç nasıl yönetilecek? İşte biz şu anda gönüllü geri dönüşümden bahsediyoruz. Gönüllü, onurlu geri dönüşüm. Geri dönüşümün şartları nasıl temin edilmeli? Neler yapılmalı? Neler yapılmamalı? Göç yönetimi. Veya işte bugün bütün dünyanın konuştuğu doğal afetlerle mücadele. İklim krizi, kuraklık. İşte deprem oluyor, sel oluyor, yangın oluyor. Önleyici tedbir nasıl alınmalı? Şu an dünyaya gidip baktığımız zaman, başkanlarla konuştuğumuz zaman artık sınırların kalktığı bir dünyadayız. Çok ortak sorun var. Ortak sorunda da ortak çözüm gerekiyor. Oturup beraber konuştuğumuzda 3 dakika sonra Brüksel Belediye Başkanı'nın sorunu da Gaziantep Belediye Başkanı'nın sorunuyla aynı. Onlar da diyorlar ki ya başkanım konut bizde de konut en büyük sorun. Göç alan yerlerde büyük bir sorun. Bizim de en büyük sorunumuz konut için bu memleketin, ülkenin, şehirlerin konut sorunu nasıl çözülecek? Hı hı. Bir taraftan devletler çalışıyor, bir taraftan da yerel çalışıyor. Hangi modelle biz memleketin konut sorununu çözmeliyiz? O yüzden OECD'nin şampiyon şehirlerinde dünyada 55 belediye davet edildi. Gaziantep'te Türkiye'den ilk kez davet edildi. Evet. Türkiye'den başka belediye yok oldu. Başka belediye yoktu. Yok. Sadece Gaziantep. Gaziantep var. Bu çok güzel bir şey. Dolayısıyla şehri sen Süper Lig'e götürüyorsun. Tabii. Süper Lig'de, Şampiyonlar Ligi'nde oturup onların mevzularını konuşuyoruz. Bu meseleleri konuşuyoruz. Biz bunu Gaziantep olarak çok anlatamadık aslında efendim. İşte biraz anlatalım. Siz bu vesileler de bu. Evet. Şu an anlatmamız evet. gereken de evet. Daha çok anlatmamız gerekiyor. Biz çok çalışmadan yeterince evet. yaptığımızı anlatamıyoruz. Bu konuda hakikaten iyi değiliz. Evet. Bunu da nasıl çözeceğimizi de bilmiyoruz. İnşallah çözeriz. Çözeceğiz inşallah. İnşallah. Ben birkaç kere de seyahatlerinize katıldığımda şuna şahitlik ettim efendim. Hem gittiğiniz yerlerde
şunu diyorsun, çok güzel bir şeyle karşılaştık, hemen bunu Gaziantep'e yapmalıyız diyorsunuz mesela. Bu tarafı da var seyahatlerinizin. Doğru. Hemen teknik ekibi de gönderiyor. Evet, hemen teknik ekibi ardına teknik ekibi bir fizibilite çalışması gidin. Yapalım. Hemen bunu... mesela şimdi çok büyük bir deprem geçirdik. Deprem müzesi yapacağız. Evet. Dünyadaki en iyi deprem müzesi nerede? Japonya'da dediler. Hemen teknik ekiple oraya gidiyoruz. Evet. En iyiyi görüyoruz, daha iyisini nasıl yapacağına bakıyoruz. Evet. En iyisini görmemiz gerekiyor. En iyi nerede? Nasıl gideceğiz? Ne yapacağız? Şu anda inşallah önümüzdeki ay bir Japonya programı. Çünkü Japonya deyip geçmeyin. Hem depreminde, tabii, öncesi, sırası ve sonrasında. Depremin ana yurdu Japonya. Master planlarında ben belediyelerle başkanıyken onlarla master planı yaptık. O yaptığımız planlama doğru planlamaydı ama deprem o kadar büyük ölçekte ve büyük şiddette oldu ki o planın uygulamasında çok zorlandık. Evet. Ama şu an ondan da ders çıkarıyoruz. Evet. Her birinden çıkarılacak çok ciddi dersler var. Evet, peki. Umarım güzel cevap verdiniz efendim. Elimden geldiği ölçüde söyledim. Teşekkür ediyoruz. Anlatmaya var olun. Çalışıyorum. Evet, vermiş olduğunuz bisikletler için çok teşekkür ederiz başkanım. Ama Gaziantep'te bisiklet kültürünü oturtmak için bayağı zaman gerekiyor gibi. Bisiklet yolları da yetersiz bence. Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Doğru söylüyor. Biz ulaşım master planı yaptığımızda bisiklet ve bisiklet yolları çıktı. Bisiklet artık bir spor aracı değil. Bisiklet artık yeşil ulaşım. Hem vücudu çok rahatlatıyor hem de gitmek istediğiniz yerde havayı kirletmeden gidiyorsunuz. Çok kıymetli bir şey. O yüzden bunu yaşam alışkanlığına dönüştürmek gerekiyordu. Bisiklet yolları yapmak gerekiyordu. Ulaşım master planında çıkan ilk dönemimizde tek yönlere geçiş, evet, yanına da tek yöne geçtiğin yerde mutlaka bisiklet yolu yapma. Bu geçişler insan alışkanlıklarının değiştirdiği için çok zor oluyor. Toplumun bir zihinlerini olgunlaştırmak, yaşam alışkanlıklarını değiştirmek gerekiyor. İlk dönem bununla uğraştık. Bisiklet ve bisiklet yolları. Bisiklet yollarında geçişlerde hala 100 kilometrelik bisiklet yolu hedefimiz var. Hala bisiklet yolları geçişlerinde istediğimiz noktada değiliz. Yönetmeliklerden dolayı mesela Avrupa'ya gidiyorsunuz, hiçbir şey yok. Yerdeki çizgi size her şeyi gösteriyor. Çizgilerle hareket ediyor. Biz de bisiklet yolları için ayrı duvarlar örüyoruz. Evet, ayrı zorluklar, hem maliyet hem zorluk. Öyle bir geçiş var ki yere baktığı zaman, çizgiye baktığı zaman kim ne yapacak sana yönlendirme yapıyor. Yörüngelerle kimin ne yapacağı her çok şey hazır. Çizgi de belli. Net. Çizgi de görüyorsun. Şimdi biz çizgilerle bunu yapamayınca ayıraçlarla yapmaya çalışıyoruz. Ayıraçlar, evet, yapınca yollar zaten dar, daha da çok fiziki karalıyor. Ayıraçlarla, aynen, yapmaya çalışıyoruz. Kaldırımlar zaten küçük, daha da zorlanıyoruz. Ama yeni yaptığımız imar uygulamalarında mutlaka buna dikkat ediyoruz. Daha sürdürülebilir bisiklet yollarını tamamlamak. Bisiklet yolunu yaptık fakat bir türlü istediğimiz bisikleti kullanmayla ilgili o görseli yakalayamadık. Mesela Avrupa'da her yaş 7'den 70'e bisiklet yollarındaki onların gündem bisiklet üst geçitleri, bisiklet otoparkı. Evet, evet. Adamlar o kadar çok bisiklet kullanıyor ki. Ben şimdi bakınca diyorum ki benim niye bisiklet yollarımda bu kadar bisiklet kullanılmıyor? Sonra bunu denedik, 100. yıl 100 bin bisiklet. Biz herkese bisiklet verelim. Bisikleti de kendi organizmimizde yapılan bisikletten alalım. Yerli ve, evet, milli. Evet. Günde 500 tane bisiklet yapılıyor. Bisiklet yapan firmamız var. Onlarla gittik, anlaştık. 100. yıl 100 bin bisiklet. 100 bin bisiklet vermeye başladığımız zaman hedef kitlemiz de öğretmenler, muhtarlar, aklınıza gelen kendi kullandığı zaman bir network olup diğerlerinin kullanacakları. Mesela şu ana kadar yaklaşık 27 bin bisiklet dağıttık. 100 bin hedefi için günde 500 söz verdiğimiz bisiklet dağıtımımız devam ediyor. Başarıyı ödüllendiriyoruz. Başarılı olan çocuklarımızın bisikletini veriyoruz. Bir de genç kart uygulamasında ve kadın kart uygulamasında 18-25 yaş gençlerimizin hepsine bisiklet vereceğiz dedik. Genç kart uygulamamıza girin,
ve talep edin dedik. Oradan talep edenler hepsine çocuklarımıza bisiklet vermeye devam edeceğiz. Hemen bir anda veremememizin nedeni bisiklet üretimini bekliyoruz. Evet, günde evet. 500 bisiklet olunca mesela öğretmenlerden 30 bin öğretmen var şehirde. Hepsine bisiklet vereceğiz dedik. Eylül ayında tamamlayacağız. Kendi çalışanlarımıza, kendi çalışanımız önce bir kullanması lazım. Tabii. Kendi çalışanımıza dedik ki bizim bütün çalışanlarımıza bisiklet vereceğiz dedik. Buna devam edeceğiz. Bisiklet yollarını daha sürdürülebilir kılmamız gerekiyor. Bisikleti teşvik etmemiz gerekiyor. Bisikletin artık bir spor aracı değil, bir ulaşım aracı olduğunu ve zihinsel olarak ailenin baba kullandığı zaman çocuk kullanıyor. Tabii tabii. Anne kullandığı zaman çocuk kullanıyor. Aynen kitap okuma gibi. Rol model, sen öğrenilmişlik. Sen okumazsan çocuk da okumuyor. Kesinlikle. Sen kullanmazsan çocuk da kullanmıyor. Tabii. Evet. İnsana faydası var, aynen, dünyaya faydası var. Egzoz dumanından kurtuluyoruz, aynen, vesaire vesaire. Aynen. Efendim İnegir'den Gazi Konut'la ilgili yoğun sorular varmış. Sorular geliyor. Gazi Konut çekilişi ne zaman olacak diyorlar. Temmuz ayında. Temmuz ayında. Temmuz ayında. İlk binimiz bitiyor. Hı hı. Arkadaşlarla çalıştık. İlk binin açılış çekilişini yapacağız. İkinci binin planlamasını yaptık. Cumhurbaşkanımız geldiğinde 100 bin konut yapacağız dedi. Deprem bölgesinde zaten 50 bin konutumuz depremden dolayı orta ve üst hasarlı olunca konut, zaten konut ihtiyacı tabii vardı. Şimdi. Bir de 50 bin konutumuz mevcut konut da kaybettik. Bir taraftan can kaybı oldu, bir taraftan konutlar. Şimdi 50 bin konut ondan dolayı yapılıyor. Şehrin ihtiyacından dolayı da 100 bin konut. Çevre Bakanımız Sayın daha önce Murat Bakanımızla şimdi ÖSESİKİ Başkanımızla çalışıyoruz. Deprem bölgesinde yoğun bir zaten Cumhurbaşkanımızın, ilgili bakanlarımızın çalışması var. 100 bin konut. Şimdi 100 bin konut devlet yaparken TOKİ bize dedi ki şehrin çapını genişletelim. En önemli şey konut yapacağında konut yapacak yer bulmada zorlanıyorduk. Biz Gaziantep Büyükşehir olarak yine belediye başkanı olunca özellikle organize bölgesinde 250 bin kişi çalışıyor. Her gün biz Şahin Bey'in sonundan Şehit Kamil'i adam taşıyoruz. Evet, evet. İşçi taşıyoruz. Taşı babam taşı, taşı babam taşı. Halbuki bir yerde üretim varsa onun yanına bir yaşam alanı koyup üretimde yapan kişilerin, hı hı, en az ulaşımla yorulmadan evine gitmesini sağlamak, yaşam alanını oluşturmak, sosyal donatılarını, okulunu, parkını, spor alanlarını yapmak gerekiyor. Kuzeyşehir bu anlamda çok önemliydi. 250 bin kişinin çalıştığı, 50 bin, 5,5 milyon metrekare, 50 bin kişi diye başladık. TOKİ orada çalışıyor. Biz de Gazi Konut olarak orada yaptık. Sonra çapı genişlettik. Güneyşehir. Güneyşehir yeni İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin yanında. 10 dakika sonra Güneyşehir'desin. Evet. O kadar önemli ki çap genişleyince TOKİ orada da şu anda konutlara başladı. Biz Gaziantep Büyükşehir olarak Gazi Konut olarak orada da konuta başladık. Bir taraftan devletimiz, çünkü devlet yaparken altyapı gidiyor. Hı hı. En büyük giderlerden bir tanesi altyapı. Gazdaşından, gazkisinden, TEDAŞ'ından, TEİAŞ'ından orada büyük bir yatırım var. Yollar yapılıyor. Biz dünya kadar altyapıya para harcıyoruz, bütçe harcıyoruz. O zaman konut dedik. Şimdi bu depremle birlikte bizim BUSEM yine 50 bin kişinin çalışacağı Büyükşehir Endüstri ve Sanayi Merkezi, evet, yapıyoruz. Evet. Çünkü orada da sıkıştık. Tek konut değil, ticari alan, küçük sanayi, organizeler de sıkıştı. Açılmamız gerekiyor. Taşlıca'da bizim BUSEM'de yaptığımız çalışmalarda bir model uyguladık. Ona dedik ki işte biz BUSEM'den, hazineden bunu alıyoruz. Kooperatif kurun, gelin nakliyecisinden Gatem'ine, fıstıkçısına, ayakkabıcısına biz size ticari alanınızı vereceğiz. Siz de devletin verdiği ucuz kredilerle bunu yapın dedik. Şimdi orada ticari alan hızla devam ederken Nizip'te de fıstık kent. Fıstık kent niye önemli? Nizip'te zeytinden dolayı, zeytin yasasından dolayı, evet, göç alıyor. Konut yok. Konut fiyatları çok yükseldi. Kira fiyatları çok yükseldi. Az talebi dengelemek gerekiyor. Orada da Fırat manzaralı. Aynen burada Kuzeyşehir'de yaptığımız çap genişletmesini Nizip'te de yapıyoruz. Orada da biz
fıstık kenti başlattık. TOKİ'de girdi. Orada da 1 milyon metrekare alanı belirledik. Nizip Belediye Başkanımızla, Mehmet Sarı Başkanımızla hı hı. birlikte orada fıstık kenti başlattık. İnşaat ediyoruz. Bayramlı'da yeni konut alanlarımızdan bir tanesi Bayramlı. Bayramlı'da yeni konut alanları yapıyoruz. Dolayısıyla çok fazla konut yapmamız gerekiyor. Bir taraftan devlet yapıyor, bir taraftan biz. Gazi konut, bir taraftan da diyoruz ki, mesela öğretmenlere diyoruz, polislere diyoruz, hakimlere, savcılara, esnafa diyoruz. Mesela Servisçiler Oda Başkanımız, Esnaf Birlikleri Başkanı dedi ki, başkanım biz servisçiler olarak dedi, birleştik geldik, sizden konut yer istiyoruz. Mali müşavirler dedi ki, biz dedi oda başkanımız toplandık, sizden yer istiyoruz. Dedim kooperatif kurun, gelin biz hemen yerinizi verelim, siz de binanızı yapın. Tek şart 3 yıl içinde bitirecekler. Yani aksi spekülatörüne, spekülasyonlarına izin vermeden hakikaten ben sana arsayı veriyorum, arsayı çok uygun şartlarda veriyorum. Şehrin konut ihtiyacını gidermek. Senden de tek istediğim 3 yıl içinde bana bu evi bitir. Evet. Eğer bu gerçekleşirse çok i̇şte şu anda harika bir iş olur yani. Mesela şu anda sürdürülebilir. Kim buna gelip de biz yapmak istiyoruz derse, başkan yardımcımız Erdem Bey'in başkanlığında hı hı. Gazi Konut'ta çalışma devam ediyor. Hemen geliyorlar, başvuruyorlar. Biz hemen bütün elimizdeki imkanları ve fırsatları veriyoruz. Evet. Peki efendim, Selim kardeşimiz çiftçilere verilen mazotla ilgili evet. teşekkür etmiş. Evet. yeni dağıtımlar olacak mı diyor. Evet evet, mazota devam edeceğiz. Mazot doğru bir iş. Mazot niye? Verdiğin bütün tarım desteğinin başı mazot. Tabii tabii. Traktör çalışmazsa istediğin kadar bütün fide desteğini ver. Olmuyor. Traktörün çalışması lazım. En büyük gider mazot gideriydi. Bizden dediler ki, başkanım bu desteği bize verin. Biz de tamam dedik. Yaklaşık 40 bin kayıtlı çiftçi sistemine, kayıtlı çiftçilerimiz vardı. Herkese kendi alan büyüklüğüne göre mazotlarımızı verdik. Bundan çok yüksek memnuniyet oldu. Evet, özellikle evet, evet. koronadan çıkınca esnafın da rahatlaması için çiftçinin rahatlaması kesinlikle. Lazım. Ürünün gıda enflasyonu düşmesi için ürünün çoğalması lazım. Evet. Daha fazla ekmemiz, daha fazla biçmemiz, daha fazla üretmemiz lazım. Bu da toprakla başlıyor. Evet. Çiftçiyle başlıyor. Bu doğru bir işti. Çiftçi kartı oluşturduk. İnşallah şimdi mazot desteğini evet, vermeye evet. devam edeceğiz. Evet, o konuda gerçekten memnuniyet yüksek efendim. Evet, çok şükür. Az önceki konuştuğumuz mevzuyla ilgili bir soru var. İstanbul'dan yazıyorum demiş bir arkadaşımız. Gaziantep valisi İstanbul'a gitti. Eski vali de dediğiniz gibi İçişleri Bakanı oldu. Gaziantep'in bu başarısını neye borçluyuz? Fatma Şahin'in etkisi var gibi. Yok ya, onlar kendi çok kapasiteli arkadaşlarımız. Ben biraz önce söylediğim gibi ben başarıda şunu gördüm. Hı. Sen ben yok biz varız deyince toplum bunu istiyor bizden. Tabii tabii. Ben ayrı baş çeksem, ben Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Vali ayrı baş çekse, İş ayrı olmaz. Kotu gibi, ayrı kotu gibi. İş olmaz. Ne, kime ne faydası var? Tabii. Sen ben yok, biz varız, birlikte Gaziantep'iz deyince, evet. Onlar da kendi kapasitesini gösterme fırsatı evet. sağlıyor. Biz de bundan ziyadesi şehir kazanıyor. Kesinlikle. Kaybedeni yok bunun. Evet. Buraya efendim kallavi bir cümle sıkıştırmak istiyorum. Bölüşürsek evet. tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Aynen. O işte sözün şeyi, ustası sensin. Ya estağfurullah. Evet. Eyvallah. Efendim, başkanım bütün bir Gaziantep'e bisiklet hediye ettiniz, biz de istiyoruz demiş. Peki. Genç kart uygulamamıza girecek. Evet, genç kart uygulamasından başvurun. Yeni evlilere destek projenizden yararlandık. Çok teşekkür ederiz. Geriye bir ev sahibi olmak kaldı. Az önce Gazi konut başvuruları ile ilgili yine evet. bir soru var efendim. Bu tabii şey yaptık. Aile kurumu çok önemli. Bir taraftan hükümetimiz destekliyor. Ben hı hı. Kurucu Aile Bakanıyım. Bazen diyor ki, ya başkanım evleneceğim ama beyaz eşyam yok. Dedim yuva destek bizden, evlilik sizden, destek bizden dedik. Evet. Beyaz eşya ne istiyorsunuz? Onu da işte kadın kart uygulamamıza başvuruyorlar. Genç kart uygulamamıza. Bizden ne istiyorsunuz diyoruz. Hangi beyaz eşya? Bir tane beyaz eşya vereceğiz. Neye ihtiyacınız var? Evlenenlere yeniden buradan ilan ediyoruz. İşte gününü alıp nikahını kıydıranlar bize başvuruyor. Neye ihtiyacı varsa, bazen bir kanep ihtiyacı, evet, bazen evet. bir televizyon, bazen buzdolabı.
kendin ihtiyacı neyse onu ona gönderiyoruz. Evet, yani yeni evlenenler bilir ki cebini kılı kırk yararcasına doğru. Böyle paraya çok titizlikle. Gider çok artıyor. Tabii. Peki Gaziantep trafiği her geçen gün daha kalabalık ve kötü bir hal alıyor. Bu konuyla ilgili bir çözümünüz var mı? Çok haklılar çünkü araba sayısı artıyor. Yollar aynı, araba nüfus sayısı. Artıyor. Araba sayısı ve nüfus artıyor. Ben başkan olduğumdaki araba sayısının şu anda 3 katındayız. Hı hı. Yolları da aynı ölçüde çoğaltmak gerekiyor. Geldiğimiz andan itibaren yaklaşık 16 karayol açısından bakınca köprülü kavşak tamamladık. Yeni 5 tanesinin planlamasını yaptık. Hı hı. Yeni yollar, yeni imar yollarını çok ciddi bir şekilde açtık. Fakat bu araba sayısına uygun yeni yatırımlar devam etmesi gerekiyor. Özellikle artık çevre yolu bizim iç yolumuz oldu. Orada işte bir kar yağıyor, kıyamet kopuyor. Karın altında kalıyoruz. O yüzden bizim ikinci bir çevre yolu yapma planımız var. Burayı iç yol olarak kullanıp ikinci bir çevre yolu imar master planında çalıştık. En önemli şeylerden bir tanesi bu söylediğim organize sanayiye işçilerimiz ulaşmak için işverenimiz çok dönüp dolaşıyor. Yaklaşık yarım saat organizenin etrafında dolaşıyor. Şimdi sağ olsun Cengiz Başkanımız, organize sanayi başkanımız 2 tane kavşak yaptı. D400'e geçiş için. Dolaşmadan gitmek için. Biz de Dülüğün altından yaklaşık toplam 7 kilometre, 5 kilometresi tünel yol açıyoruz. Bu yeni yapacağımız çalışmalar karayollar açısından yeni alternatifler getirecek. Yeni bağlantı yolları ama en önemli şey bizim raylı sistemi güçlendirmemiz lazım. Gazi rayı tamamladık. 25 kilometre Odunculardan organizeye gidiyor. Ama hala günde 10 bin kişi taşıyoruz. 60 bin kişi taşımamız lazım. Tam bir trafik mühendisliği. Onun için de beslememiz lazım Gazi rayı. Ayrıca söz verdiğimiz metro şehir hastanesinden girince Gazi Ray bağlantısı Garanori'ye 15 dakika içerisinde geleceksin. Artık yer altında 120 yıl önce Abdülhamit Han'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10. yıl maaşında demir ağlarla ördük diyor. Evet, rahmetli Menderes'in, Özal'ın, şimdi Cumhurbaşkanımızın büyük liderlik bunu gerektiriyor. Kesinlikle. En büyük hayali ve özlemi demir ağlarla örmek. Biz de şehri demir ağlarla örecek. Tramvay, Gazi Ray, metro, toplu taşımayı teşvik edip daha şehrin çok bireysel kullanımdan uzaklaşmaya gidecek çalışmayı yapmaya devam edeceğiz. Gazi Ray'ın en yoğun kullanıldığı zaman Gaziantep Spor'un maçı olduğu zaman. Doğru. Peki, Masal Park'taki sokak şenlikleri biz ailelere bir nefes oldu. Etkinliklerin ücretsiz olması ayrıca durumu olmayan aileler için çok güzel bir hizmet olmuş. Biz her zaman devam etsin istiyoruz. Çok teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Medeniyet şehri Gaziantep'te. Hı-hı. Ramazanların neydi o bizim çocukluğumuzdaki Ramazanlar dediğimiz şey, Ramazan sokakları çok önemliydi. Evet, evet. Biz 3-4 yıldan beri önce kalede yaptık. Sonra bu deprem bölgesinde yaşananlardan dolayı bu dönem Masal Park'a aldık. Çok büyük beğeni olunca da sürdürülebilirlik. Evet. Ya bunu Ramazan'dan Ramazan'a değil, bu şehrin çocuklarının, bu şehrin gençlerinin bir nefes alması, bir dinlenmesi, bir araya gelmesi gerekiyor. Bu sokağa devam ettirelim kararı aldık. Ben hakikaten sizin içinde olduğunuz ekibe çok teşekkür ediyorum. Tam bir amatör ruhla çok güzel bir çalışma yapıldı. Çok yüksek memnuniyet var. İnşallah buna devam edeceğiz. İnşallah efendim. Peki. Şimdi çok sorumuz var. Kaç dakikamız kaldı arkadaşlar? 10 dakikamız kaldı. Efendim, yeni mezunlar ve işsizler için bir istihdam planınız var mı diye bir sorumuz var. Şimdi tabii yeni mezunlarda biz kariyer merkezi diye bir merkez açtık. Çünkü belediyelerin istihdam çalıştırma yeri bütçesinin %40'ı. Evet. %40'ın üzerinde biz personel alamıyoruz. Aldığımız zaman Sayıştay denetimi var. Bundan dolayı zaten yapamıyoruz. Ayrıca yapmış olsak, personeli buna rağmen almış olsak yatırıma bütçe kalmıyor. Evet. Çünkü hizmet sektöründesiniz. Personel gideri çok önemli. O yüzden bir kariyer merkezi açtık.
Kariyer merkezinde öncelikle istihdamla ilgili, genç istihdamı ile ilgili gençlerimizin neye ihtiyacı var? Nereyi bitirdi? Nasıl yönlendirmemiz lazım? Evet. Özellikle her işi yaparım abi denen bir dönem bitti. Uzmanlaşma istiyor. Uzmanlaştırmamız lazım. Burada özellikle iş garantili sertifika programları var. Hı hı. İş garantili. Gençlerimizi hangi alanda iş garantili sertifika programına dahil edeceğiz? Bu tek başına bir yerelin altından kalkacağı bir iş değil. Burada Kalkınma Ajansı'ndan gelen projeler var. Evet, evet. GAP'tan gelen projeler var. COSGAP'ten gelen Avrupa projeler Birliği var. Avrupa Birliği projeleri. Dışarı bu iç kaynak. Evet. Avrupa Birliği projeleri var, sosyal içerme, istihdam evet. projeleri var, dış kaynak projeleri var. Dolayısıyla biz burada proje ekibimize diyoruz ki ne yaparsak yapalım, içine insanı ve istihdamı koyalım. Dünya nereye gidiyor? Bizim hangi alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız var? Bizim çok iyi mühendis ihtiyacımız var. Ama hı hı. hangi mühendisi? İşte trafik mühendisinden tutun, yazılım mühendisine, bilgi ekonomisinin içinden, yapay zekanın konuşulduğu artık geçen gün başkanım diyorlar sizin konuşma metninizin başlığını koyuyorsunuz. Evet, evet. Nasıl konuşacağını size yazan bir yapay zeka var. Aha buyur bakalım. Dünya nereye gidiyor? Bir metaverse'le işte nereye gittiğini gördük. Yapay zeka. Yapay zeka. Dolayısıyla senin Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözü var. Çocuğunuzu diyor 50 yıl sonuya göre hazırlayın. Gençleri biz nasıl uzmanlaştıracağız? Hangi alanda yetiştireceğiz? Bu gençlerin yeteneğini, başarı dediğiniz şey kendi yeteneğin, kendi sevdiğin işi yapmak ama sevdiğin işin en iyisini yapmak, uzmanlaşma. Hı hı. Gaziantep Büyükşehir olarak bu koyduğumuz kariyer merkezinde bu gençlerimiz bize gelen talepleri bunları yönlendiriyoruz. Yeni alanlarda özellikle sanayide bizim yüksek teknolojiye geçmemiz gerekiyor. Bizim sanayicimiz çalışıyor. Belçika'daki, Almanya'daki, İsviçre'deki makine sanayini besliyor. Evet. Akıllı şehir olmamız, dijitalleşmemiz ama dijitalleşmemiz için yalınlaşmamız ve verimliliği hayata geçirmemiz gerekiyor. Teknik personelin, beyaz yakalıların kendini çok iyi bir şekilde yetiştirmesi lazım. Bir kere dil sorununu çözmesi lazım. Çünkü dile ulaşamayınca bilgiye ulaşamıyor. O dil o kadar önemli ki dile olmayınca bilgi olmuyor. Bilgi evet, olmayınca evet. bilgi ekonomisi olmuyor. O zaman rekabeti yönetemiyor. O zaman her işi yaparım dediğinde iş bulamıyor. Hı hı. Bu uzmanlaşma dediğiniz şey hem Milli Eğitim, hem YÖK, hem üniversite, hem sanayi işbirliği çoklu paydaşı olan bir şey. Biz Gaziantep Büyükşehir olarak kendimize dair olan noktalarda gençlere istihdam odaklı kurslarla proje odaklarımızı istihdam içine koyuyoruz. Diğer taraftan şehirde bakınca beşeri sermayede kültür ve turizm, hizmet sektörü. Hizmet sektörü çok önemli. Hizmet sektörünün getirdiği işte otelcilikten tutun gastronomiye. Buralarda uzmanlaştırmak gerekiyor kültür turizmi. Bu başka bir alan ve sektör sana açıyor. Tabii bugün mesela ben Gazi Muhtar'daydım. Konfeksiyon çok önemli. Ama insanlar artık tek tip giyinmekten daha çok kendine özel şey diktirmeye başlayınca evet. terzi açığı ortaya çıkıyor. O bizim geleneksel terzilerimiz çok yaşlandı. Yanında çırak yok. Bizim bu dönem başlattığımız Milli Eğitim Bakanlığı ile çıraklık merkezinde 55 bin çocuk oldu. Olağanüstü bir şey. Bu çocukları çıraklık merkezinde kuaförler mi yetiştireceğiz, kaynakçı mı yapacağız? İyi sıvacı boyacı mı yapacağız, iyi terzi mi yapacağız? Mesela dedim ki yaşayan terzilerimizi toplayalım. Diyor ki başkanım benden sonra yanında çırak yok. Adam hepimiz faniyiz. Adam gittiğinde tabii, tabii. o sanat ölmemeli. Şimdi bizim geleneksel bakırcılık sedef işte şurada duruyor bakın. Hı hı. Burada baktığında artık geleneksel yapıyı tasarımla modernize etmen lazım. Tasarım çok önemli. İyi tasarımcı yetiştirmemiz lazım. Mesela halı sektöründe bu kadar iyileşmemizin nedeni Ar-Ge ve tasarım bölümlerini çok güçlendirdi halıcılarımız. Evet, evet, evet. Bakırcının da sedefçinin de günlük kullanabilir hale dönüştürmesi lazım. Şimdi mesela bakırla ilgili tasarım yarışması başlattık. Hı hı. Genç tasarımcılar, işin profesyonelleri beraber bu çocukların
iyi bir şekilde tasarımda kazanması ve işin içine girmesi gerekiyor. Hı hı. Dolayısıyla istihdam garantili, gençlerin istihdamıyla ilgili olan kısımda kendini iyi yetiştirmek. Mesela şimdi hukuk. Hukukta herkesin ben hukukçuyum dediği noktada herkes hukukçu. Hukukta artık öyle diyorlar ki işte deniz hukuku mu, ticaret hukuku mu, uluslararası hukuk mu? Sen hangi dalda iyi hukukçusun? Uzmanlaşma. Mühendislikte. Aynı şekilde. Aynı doktorlukta da öyle. Tabii eskiden tabii. Kulak, burun, boğaz vardı. Şimdi buruncu ayrı oldu, kulakçı, boğazcı ayrı. Şimdi bırakın ortopedide dizci ayrı çalışıyor, kalçacı ayrı çalışıyor. Kendini buna göre odaklaman ve kendini yetiştirmen gerekiyor. Gaziantep Büyükşehir olarak da biz kariyer merkezimizde bunu yapmaya çalıştık. Bunu yapmaya çalıştıkça da yeni istihdam alanları oluşturuyoruz. GASMEK de bunun altlığını hazırlıyor bize. Evet. Peki efendim, son 4 dakikamız kalmış. Siz dilerseniz bir soluklanın, su için olun. Tamam. Ben birkaç soru seçeyim. Son bir soru alalım. Dilerseniz 2 soru alalım vaktimiz varsa. Fatma Başkanım, zorunlu stajım var ama henüz stajyeri bulamadım. Belediyede staj yapabiliyor muyuz demiş birisi. Cumhurbaşkanlığının staj programı açıldı. Cumhurbaşkanı staj programında bir de ücretli staj oluyorlar. Evet. Bir de sosyal güvenlik var. Bize başvurusunu versin, biz onun staj programına yardımcı evet. olalım. Staj programında da yardımcı. Siz bize telefonunu, adresini verirseniz bizim arkadaşlarımız hemen siz de takip ederseniz insan kaynaklarımız evet. stajına yardımcı olsun. Efendim, programda kilit sorular geldi. Çok sorumuz var da. Şimdi başkanım, öğrenciyiz, daha ülkemizi bile gezemiyoruz. Gaziantep'ten çıkalım, Batı'yı da keşfedelim istiyoruz dediğiniz gibi. Bu konuda ne yapabiliriz? İşte bizim gezilerimiz var. Evet. Özellikle gençlik sporda komşularımızı gezelim dedik. Evet. Daha önce hanımlarla da başlatmıştık. İşte komşularda daha çok Şanlıurfa talebi vardı. Evet, evet. Şehirler arası. Önce şehrin içini gezdiriyoruz. O arkadaşımız şehrin içine mutlaka gelsin. yani bugün 5 antik kentini, müzelerini mutlaka görsün. 20 küsur müzemiz var. Evet. O. Bunu bir gezdikten sonra ya ben bir de komşular görmek istiyorum diyorsa işte Şanlıurfa'dan, Konya'dan, işte Mardin'den ben nereye gitmek istiyorum diyorsa başvuruyor. Biz ilgili bölümlerle oralara da geziler düzenliyoruz. Rum kalemiz de var. Rum kale iç gezi olarak i̇ç gezi. Yapıyoruz. Bir de komşuları yakın hı hı. komşuları gezdirecek çalışmalar yapıyoruz. Başvurularını yapsınlar. Evet. Bizimkiler oradan ilgili birimler evet. takip eder. Peki efendim, şu soruyu da sormak istiyorum. Son sorumuz olsun. Bir kadın başkan olarak göreve geldiğinizden beri kadın istihdamına ne kadar önem verdiğinizi biliyor ve takdir ediyoruz. Kadınlarımızın istihdamda daha çok yer almasına yönelik yeni projeler var mı? Çalışmalar bekliyoruz. Şimdi kadın istihdamı çok önemli. Toplumun yarısının aklını kalkınmanın evet. bir parçası yapmanız lazım ama kadın istihdamında beraberinde kadın anneliği var. Hı hı. Toplum yaşlanıyor. Hem kariyer hem çocuk yapacak sosyal destek sistemini güçlendirmemiz gerekiyor. Evet. Biz o yüzden hem kızlarımız eğitimden sonra, üniversite bitirdikten sonra iş hayatına girsin ama hem de aile kursun, çocuk sahibi olsun istiyoruz. Bu yüzden kreş destekleri çok önemli. Evet. Ne kadar çok sosyal destek olursa o kadar çok kadın istihdamında başarıya gidiyoruz. Gaziantep Büyükşehir ile birlikte biz hem kendi çalışanımızın kreş desteği hem organizede kreşler açıyoruz hem büyük mesela Gazikent'te yapıyoruz. Bahçem Anaokulum diye Milli Eğitim Bakanlığı ile sitelerin içerisinde çocuklarımızla birlikte anaokulu evet. kreşler açıyoruz. Kadın istihdamında bugün mesela esnaf kesimindeydim. Gazi Muhtar'ın orada gelinlikçiler kümeleşmiş. %80'i kadın. Evet. Kızlarımız, kadınlarımız alandalar ve çok başarılılar. Her geçen gün daha iyileşiyoruz. Onların becerisi. Çünkü Rabbim kadını ve erkeği birbirine veli kılıyor, birbirine emanetçi kılıyor. Evet. Ve ikisi aynı masada olunca başarılı oluyor. Çünkü beyin kodlarımızda, TÜBİTAK'ın beyin diye bir kitabı vardı, onu okumuştum. Birinin sağ beyni, öbürünün sol beyni. Biri mesela biz iletişimde ve tasarımda daha iyiyiz. Bizim o güçlü taraflarımız masada olması gerekiyor. Onu çıkardığın zaman o istediğin şekilde ilerleyemiyorsun. Evet. İkisinin beraber olduğu model aslında bir kalkınma modeli. Hı-hı. Ama aynı zamanda bir kariyer ve çocuk yapacak destekler gerekiyor.
sosyal destekler gerekiyor. Bir taraftan devletimiz onu destekliyor, bir taraftan biz bunları yapıyoruz. Kadın istihdamında, kadının güçlendirilmesi, kadının eğitimi, kadının sağlığı, kadının istihdamı bizim açımızdan çok önemli. Kadının birey olarak güçlenmesi, kız çocukların eğitimiyle başlıyor. Birebir bunların hepsini takip ediyoruz. Peki, efendim malumunuz önümüz bayram. Programımız bitmek üzere. Kurban Bayramı mesajınızı da alalım. Daha sonra bitirelim programımızı. Kurban paylaşmaktır, kardeşliktir. Kurban tek başına bir et kesmekten çok... Niye kurban kestiğimizi okumamız lazım. Kurbanın anlamını, manevi değerini, medeniyet kodlarımızdaki önemini anlamamız, yaşamamız ve yaşatmamız lazım. Biz yaşamazsak, biz yaşatmazsak bize dair o değerler çok hızlı kesinti yoruyor. Evet. Dolayısıyla kurbanı hakkıyla yaptığımızda, zekatı hakkıyla verdiğimizde sosyal adalet ve sosyal barış temin ediliyor. Toplumsal huzur ve barış geliyor. Kesinlikle. O yüzden çok önemli bir bayram. Bizim iki bayramımız da çok önemli. O yüzden herkesin Kurban Bayramı'nı mübarekliyorum. Kurbanın ne olduğunu çocuklarımıza iyi anlatarak geleceğe taşımamız konusunda da anneye babaya, hepimiz anneyiz babayız, üzerimize çok büyük vebal ve görev var. O da sorumluluk istiyor. Kesinlikle. Her şey o sorumlulukta. Sorumlulukla başladık, evet. Sorumlulukla bitirelim. Aynen. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Var olun. Ederim. İzleyicilerimizden gelen soruları yanıtladık. Çok teşekkür ederiz ben efendim. Ben çok teşekkür ederim. Peki. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Kıymetli izleyenlerimiz, Bunu Konuştuk mu programını bitiriyoruz. Medeniyet Şehri YouTube kanalı ve Fatma Şahin YouTube kanallarında yayındaydık. Çok sorularınız var. Sorularımızı elimizden geldiğince cevaplamaya çalıştık. Bir sonraki programda efendim yeniden görüşmek ümidiyle şimdilik hoşça kalın, huzurla kalın.